Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TYT ve AYT'lerimizi konuşacağız Nisan ayındaki. Nisan ayında evet Mert Eren Kaya Bey ile başlayalım. Kaya Bey, önceki de bana kızmıştım Mert dediğim için. Kaya Bey ile Evet. başlayalım. Bana Abi, söyler misin akıllanma bize? hoşuma gitti. Söylerim tabii ki. Benim bu aylardaki netlerim şöyleydi. Türkçem yine ortalama 35 civarı. Zaten artacak bir yeri yok Türkçenin daha fazla. Normal olduğu için. 35'lerde falan gidiyordu. Matematiğim bu sefer iyi. Yani artık 35 civarında falan sabitlemiştim. Hatta ara ara böyle 40 falan gördüğümde olmuştu. Aşırı mutlu olmuştum. Böyle ilk defa falan olan şeyler bunlar bu arada. O yüzden çok motive etmişti beni. Daha sık çalışmaya başlamıştım. Matematiğim 35 civarı aynı şekilde. Sosyal ve fen anlamında da genelde 15 civarı diyebilirim. Çünkü atıyorum birisi 17 olduğu zaman diğeri 15-14 oluyordu. Böyle bir denge vardı arada. Hani o şekilde bu söylediğim netlerin tabii ki üstüne çıktığında oluyordu birkaç net falan. Dolayısıyla hani minimum 100, işte maksimum 105-106 civarı falan görüyordum diyebilirim TYT adına. AYT için konuşmak gerekirse de AYT denemesi ben tam anlamıyla böyle baştan sona yapmıyordum. Bölüm denemesi şeklinde yapıyordum. Zaten fen konularında abi demişti benim Nisan aylarında. Bir aylık daha işim vardı benim. Biraz daha böyle Nisan sonu Mayıs'a doğru falan bitmişti. O yüzden fen denemesi fazla yapmıyordum. Genelde matematik denemesi yapıyordum. Onda da işte genelde 31-32 civarında falan bir sonuç görüyordum yani. Ay canım, TYT Matematik'te 35 mi yapıyorsun Ya işte kimileri başından beri 40 net yapar, kimileri azimle, sen? tırnaklarıyla kazıya kazıya gelir. Ya bir şey diyeceğim Mert. Üst sınır 40 değil mi o? Boş ver, takma kafana Aynen, ya. aynen. Hallediyoruz oğlum sonuçta. Kaç yaptın? Kaç yaptın 40. sonunda? Sen Ben kaç yaptım? bir yanlış yapmışsın değil mi? Hayır, ben 40 yaptım. O Ha, dakika. Ben bir benim var. aynen, 38'e 2 sana bir falan yanlış benim. yapmışsın. Öyle Tamam. bir İyi şey. sana. Ya 38 ya 39 falan ya. Yani. Sarak sen O söyle. zaman sana kom söylesin. Ben geleyim. Benim artık şeydi. Türkçe metin full 35 civarlarıydı ama sürem düşmüştü. Artık böyle 35 dakikalara falan geliyordum. Benim için iyi bir şeydi bu. Benim matematikte şöyle oluyor. Apotemiyi çözüyorum. 35 geliyor, 36 geliyor. Hız ve rengi çözüyorum. Daha kolay, çok daha kolay. 33, 32 geliyor. Hani o çok değişebiliyordu ama ortalama olarak baktığımızda 35 net falan matematik. Sosyalim de işte zor denemede düşüyor. Hepimizin böyle ama normalde 14-15 arası. Gidiyor geliyor 15 genelde. Benim fenim artık 18-17'nin altına inmiyordu. Bu da 100'ün üstünde net yapıyordur. Ya 101-102 falan civarı olması lazım işte. AYT'de ben de senin gibi hiç ya genel deneme yapmıyordum. Çok nadir yapıyordum. Bölüm denemelerinden gidiyordum. Matematiğim artık 35'in altında çok nadir iniyordu. Ya da işte zor denemelerde ya da dikkatten kaçıyordu. Çünkü ben denemeleri geç saatlerde de yapıyordum AYT matematik adına. Gece 12'de yapıyorsun. 27 net geliyor falan. Onu çok dahil etmiyorum bunun içine. Fende de benim fiziğim en erken oturan dersler. En çok zorlandığım derste ama o yüzden ilk başlamıştım. Fiziğim bayağı iyiydi ama biyoloji ve kimya çok eksikti. Yani çok eksik değilim de fiziğe göre. Yine 30 net civarı yapıyordum. 27-28 falan. Ortalama da 64-65 net falan geliyor. Daha arttığı da oluyor, azaldığı da oluyor tabii. Volkan, sana gelelim o zaman. Sen söyle hadi bakalım. Söyleyeyim ben. Abicim benim zaten biliyorsunuz karantina başlamış artık. Mart'ın ortalarında başlamış herhalde. Nisan'da, Mayıs'ta ben artık böyle bir çoğalamaya başlamıştım yavaş yavaş. Ama Volkan bir şey söyleyeceğim de pardon. TYT matematiğini söyleme, merak etmiyorum bence kimse. Hiç Tamam. moral bozma. Tamam, TYT matematik dışında söylüyorum arkadaşlar. Benim bu Ay bari dönemde bu ay TYT matematiğini düşürü birazcık ya. Arada dalgalansın be. kanka TYT matematik hiç İnsafsız. düşmedi bak. Yani her şey düştü, TYT matematik düşmedi. Vallahi her türlü Aynen. 40'tı yani. Ama TYT Türkçe'de ben 35'e çıkmıştım Mart'ta, artık 30'a falan düştüm yani. Çünkü paragrafı çözmüyordum Nisan ayında, böyle bir karantina olduğu için, başladığı için. Ben baya düşmüştüm. Yani 30'a düşmüştüm. 25 yaptım bile oluyordu. Ortalama 30 diyeyim ama. Sonra dur kaç yazmışım? 13. Sosyalde 13 net yapıyordum hani. Böyle baya düştüm artık. Coğrafyada mesela hepsi bilgi falan çıktığında hani coğrafyam iyidir benim ama ona rağmen kötü yapmaya başlamıştım. Felsefede, dinde de böyle bilgi sorusu çıktığında direkt gidiyordum böyle. Matematiği zaten söyledim. Fen kısmında da 15 net falan yapıyordum. Hani bunların toplamı zaten 98 net oluyor. Ben 100 netin altına düşmüştüm yani. Kaç aydır altına düşmüyordum. 100 netin altına düşmüştüm artık. Hani böyle bu şekilde de düşebiliyoruz. Hani dalgalanmalar olabiliyor arkadaşlar. Bunları da çok kafaya takabilirsiniz aslında. Ben çok kafaya taktığım için yükseltmişim daha sonrasında. Belki de kafaya takmak lazımdır. AYT kısmında AYT matematikte mesela hani TYT matematikte düşmediklerim ama AYT matematik kısmında biraz düşmüştü. Hani 35-40 arası yapan ben 32-33 nete düştüğüm de oldu benim bu dönemde. AYT fen zaten konu kısımları olduğu için, bilgi kısımları olduğu için orada düşüş bayağı olmuştu. 30 net altına çok düştüğüm oldu. Ortalama 30 net diyebilirim ama yine.
Toplam işte 60-65 netler falan oluyor. Öyle. O zaman netlerimizi söylediğimize göre konumuza gelelim. Konumuz Bence öncesinde şunu da hatırlatmak istiyorum. Ben şimdi genelde insanlar bizi eğer böyle sık takip eden bir, daha doğrusu bu seriyi sık takip eden öğrenciler varsa şunu anlayacaktır. Genelde söylediğimiz netler hep birbirine yakın oluyor videoların içinde. Hani çok böyle bir anda aynı çıkışlı falan bir iki video falan olmuştur belki. Onun dışında genelde hep netlerimiz benzer oluyor her ayda. Hani bunun sebebi de aslında şu, bir derece öğrencisi de olsanız ya da olmasanız da fark etmez. Direkt böyle doğrusal artışlı bir grafik bekleyemezsiniz net anlamında. İlla ki birçok ayda aynı şeyi yapıyorsunuz. Belki çok nadir böyle bir dersteki sıçramanızdan kaynaklı olarak belki bir ayda bir anda işte 5-10 net artmış olabilir. Ama genel olarak baktığınız zaman böyle her ay 2-3 net arttırma olayı çok da fazla mümkün olmuyor. Böyle bir beklentiniz varsa da olmasın. Zaten hani biz sizlere bu videoyu çekmeden önce genelde oturup Zoom'dan yine beraber görüşüp şey yapıyoruz. Yani eski denemelerimize falan bakıyoruz. Dolayısıyla hani bu sonuçlar da oradan geliyor. Kafadan sallamıyoruz yani. Yani son olarak diyeceğim şey doğrusal bir artış beklemeyin. Aslında normal olan şey budur yani. Ben aynen. De sana bir ekleme haksız yapayım. Değil. Aman çok güzel. Çok haklısın, çok haklısın. Çok haklısın. Ben şeyi diyeceğim. Diyelim ki artık üst sınırlara yaklaştığımızda biz net olarak ve işte konu bilgisi olarak net kazancımız daha çok zorlaşıyor. Konu bilmeyen adam iki konu öğreniyor, net artışı çok hızlı oluyor ama sen artık konuları bitirdin, netin de yüksek yani. 95'i 100'e çıkarmak çok daha zor, 60-70'e çıkarmaktan yani. O yüzden fixlendi gibi artık. Yani çok birer ikişer artıyor netlerimiz. Aynen. Yani 115 nete net yapan insan da var bu dönemde. O insanın 120 nete çıkarması o kadar zor bir şey ki aslında mesela. Hani onun gibi. Ya bence hatta 105'in üstü direkt sınavamıyla alakalı. Aynen, bir farkı yok 105 yapanla 115 yapan. Var da çok değil. Yani. Bence hiç çok şey. Bilmiyorum. Ya ben 115 yapamıyordum yani hiçbir zaman. 105 yapıyordum, 115 yapamıyordum. Ya zaten bence 120'ye çıkarmak diye bir olay yok. Yani her denemede 120 yapabilecek misin? Ya yok canım. Bir denemelik olan bir şey yani. Hı-hı, tabii. Aslında zaten konumuz da bu bizim. Hani MSÜ oldu 4 Nisan'da yakın zamanda. Hem MSÜ hem de bu dönemdeki böyle denemelerdeki kötü denemeler. MSÜ kötü geçtiyse eğer bunları ne kadar önemsemeliyiz konusuydu aslında. Buradan konuya bağlamış olduk. Bence benim fikrim MSÜ'de ben açıkçası kötü geçtiğini düşünmüştüm. Ki YKS'den sonra açıklanmıştı bizim MSÜ'müz. Ben kötü geçtiğini düşünmeme rağmen mesela deneme sonucu iyi gelmişti. Yani deneme dediğim MSÜ sonucu iyi gelmişti. 105 net gelmişti. Hani ben bu kadar beklemiyordum. 100 netin altına bekliyordum. Sosyal falan çok kötü gelir diye. Arkadaşlar hani sınav sonucu gelene kadar aşırı kendi moralinizi bozmayın bence. Çünkü sınav sonucunda gerçekten çok apayrı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Soruları da sonucu geldikten sonra mı bozsunlar morallerini? Yani tabii moral ya moral bozma kısmı ayrı. Hani direkt moral bozmaya gerek yok. Ne oldu kaldı? Direkt moral bozmaya gerek yok. Şey soracağım. Bu arada bu sene sınav şey bu sene MSÜ sınavdan erken mi açıklanıyor? Aynen. Öyle olması lazım. Hı-hı. Çok stres yaptırabilir bu ya. Yani. Geçen sene çünkü bayağı sıkışıktı yani. Aynen. Arada bir hafta iki hafta vardı ya bizim sene sınavda. Ha, iki hafta vardı bizde. Aynen. Volkan şey hatırlıyor musun? Kaç 105 net demiştin sıralamanı hatırlıyor musun? Benim işte önceki videoda söylemiştim 1600 falan da sanırım. Aynen şey dedim. Bu sen şimdi tam sıcağını sıcağına ya bir dahakine dönüp bakmasınlar kaç yaptılar sıralamalar dedi işte. Ben de 95 net yapmıştım MSÜ'de. Bana göre kötüydü yani. Bayağı bir daha doğrusu bu 30 dakikanın farkı matematikteki heyecan ve stresle birlikte bayağı boş bıraktım işte. Kaç 3000 falan yapmıştım ben. Hani bana göre öyle beklemiyordum yani daha iyi yaparım falan modundaydım. Ben ne yaptım? Matematik abandım. Biraz TET denemesi abandım. Hani şeyler var. Böyle bir MSÜ bir deneme sonuçta. Deneme için giriyorsunuz büyük bir çoğunluğunuz. Ve bu denemeye de çalışan insanlar var mesela. Deneme var önünde. Onun için diyor ki ben bir ay TET mi çalışsam? Çok saçma. Hı hı. Yani deneme içinde heyecan yapmayın. Ya da denemeden çıktıktan sonra çok üzülmeyin. Şu an denediniz kendinizi. Ona göre şu an plan değiştirme zamanı. Öyle düşünün. Muhtemelen zaten bu sınava girmeden önce de senin dediğini yapanlar vardı. Ki zaten son günkü TET pardon MSÜ tarih videosunun yükselişinden anlayabiliriz. Yani insanlar genelde hani okul sınavı gibi düşünüp her sınavdan böyle bir iki gün önce, bir hafta önce falan o sınava kasıyorlar. Ya ben yine, seni böldüm. Aslında estağfurullah. Ben yine bir gün iki gün önce izlemeye okuyayım. Yorumlar geliyor Instagram'dan işte lise 5'e DM'ler geliyor. İki hafta var, bir ay var. Ben TYT'ye abanmalıyım şu an MSÜ için diyor. Ama AYT'yi soruyorum hani AYT'de daha bayağı yolu var yani sonuç olarak. Aynen. Hani zaten dediğin gibi tamamen denemeden ibaret bir sınav.
Ya amacı da bu şekilde. Ya tabii ki MSU'ya gerçekten hani hazırlanan insanlar vardır. Onları dışarıda tutuyoruz şu an biz burada. Yani sadece TYT amaçlı, TYT'ye prova amaçlı giren insanlar için konuşuyoruz burada. Dediğim gibi tamamen prova amaçlı bir sınav. Heyecanlı yenmek adına, işte o sınav atmosferini yaşamak adına girilen bir sınav diye düşünüyorum kendi adıma. Ki zaten ben girmemiştim. Siz daha iyi bilirsiniz bu hani şeyi, ortamı falan diyor. Ben bu ilk ortamı TYT'de yaşamıştım. Siz daha öncesinde görmüştünüz. Hani bunun faydası oldu mu olmadı mı isterseniz de onu da söyleyin. Nasıl bir etkisi oldu sizin için TYT'de? Yani. Olmadı, tamam. Yok yok, bana oldu. Ben Volkan'ı bekledim. Aynı anda girmeyelim diye. Ben şeydim böyle, ya çok rahattım. Oğlum ben MSU'ya mı gireceğim modundaydım. Hani böyle gireceğiz, yapacağız, çıkacağız modundaydım. Ama bir okulun oraya bir geldik böyle, bir düşmeye başladım. Hani bir heyecan geldi. Oturdum mesela masaya, baktım 15 dakika var mesela. Ne yapacağız? 15 dakika geçmiyor böyle. Bakıyorum etrafa. İşte oynuyorum elimle böyle, bakınıyorum ama. Yani hani şey on. Benim şey vardı kanka. Ben normalde hiç heyecanlı değilim, tamam mı? Benim gireceğim yerde iki tane yan okul vardı. İki okulda da sınava girilecekti. Ben yanlış okula girdim. Yanlış okula, sınıfa girdim. Oturdum hatta yani. En son sınava ben olacağı yani zaman... Ya şimdi... Oğlum, bir şey diyeceğim. Kanka... Kimlik kontrol etmiyorlar mıydı? Aynen oğlum. Bu nasıl kanka, oturdum. Kimlik kontrolü başladı. O sırada yanlış olduğunu. Hani yanlış yerde olduğumu anladım. Diyorum ki sınıf aynı. Oturacağım yer aynı. Okul farklı. Bizde sanki katı girişlerinde de kontrol ediyorlardı da sen de öyle kötü denk gelmiş. Bizde etmemişlerdi ya. Ben az önce sınıfa girmiştim. O da heyecan oldu. Bayağı bir heyecanlandım. Öyle kötü bir zamanda. Koşmuştum çünkü ben bayağı. Öyle MSU'su böyle. MSU'su iyi geçenlere bir şeyiniz var mı? Tavsiyeniz var mı? MSU'yu geçenler de abi hemen şey yapmasın. Böyle havalanmasın. Ya kardeşim yaptık zaten. TYT'de yaparız demesin. Öyle olmuyor. Tam tersi olan da var bu arada. Yani MSU'su kötü geçti de sınavda çok iyi yapanlar da var. Aynen. Bu kadar. Saroka gibi. Yani 300, 3000'e 390 işte, öyle düşün. Yani aynen. Tertemiz. Temiz bence. Ne yapsınlar ya bu öğrenciler? Şimdi MSU'ya girdik de ne oldu yani? Şimdi özetleyelim. Ne oldu şimdi MSU'ya? Ne oldu şimdi? Ya kanka MSU'ya girdiler, kendilerini gördüler işte. Diyeceksin ki bak, tarihte saçma sapan sorular var. Biz sorulara baktık arkadaşlar. Saçma sapan sorular var. Sizin bilmeniz gerekmiyor onları. TYT'de çıkma imkanı yok yani. Çıkarsa gelin abonelikten çıkın, o derece. Tamam mı? Bunu da adımı yazıyorum. Tarih teorisi ben, adı çıkmaz. Ben bunu yazmıyorum adımı. Ben de yazıyorum. Tamam. Beni takipten çıkın. Arkadaşlar tarih teorisi soru çıkmaz ama diğerlerinde çıkar. Onu söyleyeyim. Coğrafyada zorlanan soru varsa o soruları zorlamamanız gerekiyor. O sorudan çıkar çünkü. Sorulara bakabiliriz mi orada? Bir kısa değerlendirme de yapalım. Hani zordu, kolaydı falan filan diye. Beraber baktık ya kanka. Yani ya oğlum niye bakıyorsun ya? biz beraber baktık sorulara arkadaşlar. Güzeldi. Ya yani, evet. Tarih çok bilgiymiş. Güzel bilgiler bilgiymiş. Yani mesela aynen tarih bilgi sorusu bayağı gördük orada. Aynen. Öyle bir tane coğrafya soru var zaten. Coğrafyası bence tam tadındaydı. Yani TYT'de çıkabilecek kıvamdaydı bence. Aynen yani, güzeldi ya. Ülkemizi tanıyalım diye bir video şey gidiyor diyorum. Soru vardı mesela işte o şey sorusu. Mesela dinde yani, şey vardı. Yani. Bir şeyin farzları. Namazın mı? Bir imanın mı? Bir şeyin farzları sorusu vardı. Mesela o da çıkabilir. İmanın farzları ne oğlum? İmanın farzı yok mu oğlum? İmanın şartı olan var. Bir i̇manın şey. Şartı var. Yok. İmanın şartı var. Yok. Allah'a iman, peygambere iman. Evet evet, onlar. Onlar işte. Ondan bahsettim de. İşte, neyse. Öyle bir şey vardı. Bir tane farz sorusu vardı. Evet arkadaşlar. MSU'yu konu hakkında konuştuk. Netlerimizi öğrendiniz. Bu kadardı. Bir sonraki ayda Mayıs ayında görüşmek üzere. Netlerimizi tahmin edin bakalım. Kaç net yaptığımızı tahmin edin. Yazın yorumlara. Aynen, kesin artar abi. Hayır, kesin artar. Yine aynı netleri söyleyeceğimiz bir yıl daha görüşmek üzere. Yok, benim artacak kanka. Mayıs'ta artacak. Benim artacak mı? Benim de AYT falan artacak abi. Bak, Türkçe, artar, doğru, Türkçe 35 net 1.5 oran veriyorum. Oran da yapalım. Para kazanalım. Neyse, evet. Çok boş yaptım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.